Arkadaşlar herkese merhaba. Bayağı uzun bir zaman oldu. Askere gitmiştim biliyorsunuz. Askerden geldim. Bugün hem onun hakkında biraz sizinle bir bilgi videosu çekmek istedim. Hem de aracımla ilgili böyle bir vlog çekmek istedim. Askerden geleli aslında bir aya yakın zaman oldu. Yeni çekebildim videoyu. Çünkü elimdeki kameram bozulmuştu. Yeni kamera siparişi verdim. Yeni kamera da tarafıma ulaştı. Hem dedim daha güzel bir çekim olsun. Hem de biraz bekleyeyim. Araçla ilgili daha fazla izlenim yapayım. O şekilde bir video aktarmak istedim sizlere. Askerden aslında hiç gitmemem gerekiyormuş. Bunu İstanbul'da muayene olurken belirtmiştim tiroid hastası olduğumu. Ama tiroid hastalarının da askere gidebileceğini söylemişlerdi. Ben de sıkıntı yapmadım. Zaten askerliği yapayım bir an önce kafamdan çıksın ve hayatıma kaldığım yerden devam edeyim istiyordum. Neyse. Acemi Birliği'ndeyken durumu katılış muayenesi sırasında aktardım. Tiroid hastalığının askerlik yapmadığını bana söylediler. Ben de o zaman dedim beni hastaneye sevk eder misiniz? Hastaneye sevkimi istedim. İşte Gata'da bir 20 gün kadar sürdü yine tahliller işte. Tabi tiroid hastası olduğunuz önce ispatlanması lazım. İlaç belli bir süre içilmiyor. İçilmedikten sonra değerler yükseliyor derken. Usta birliğine gittim. Yemin töreni girdi işin içine. Baya hemen hemen bir aydan fazla, 1,5 aya yakın askerlik yapmış oldum. Ondan sonra özür dileriz, sen haklıymışsın, tiroid hastasısın diyerek beni geri yolladılar. Şimdi hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zaten çekimlere yine aynı şekilde aynı tempo devam ediyoruz. Otolarç kanalımda da videolar yayınlanmaya devam ediyor. Muharrem Gökçe kanalımda zaten vloglara devam ediyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. İki kanalda gayet güzel bir şekilde ilerlemesine devam ediyor. Astra 13.377 km olmuş. Yani önümüzdeki ay muhtemelen Aralık ayında ben bu arabayı bakıma sokacağım. Şöyle tüketimine bakalım mı? 5.7 litre diyor. 630 kilometrenin ortalaması. 3200 kilometre de 5.2. Diyeceksin bu kadar kısa zamanda bu kadar fazla yolu nasıl yaptın? Araba iki kere Ankara'ya gitti geldi. Bir kere Amasya'ya gittim geldim. Derken zaten bunlar 4-5 bin kilometre. Bir de aile aracımız olduğu için kullananlar oluyor. Yani her gün araba dışarı çıkıyor. Kısa mesafe, uzun mesafe fark etmiyor. Birçok takipçim Instagram'dan olsun, şeyden olsun, abi Audi askerlik için satmıştın. Şimdi geldin, yeniden araba alacak mısın? Valla askere giderken dolar 3.45'ti. Şimdi 4 liraya dayandı neredeyse. 3.90 olmuş. Araç fiyatları uçtu. Günden güne araç almak da zorlaşıyor. Açıkçası şu anda kısa vadede yeni bir araç alma gündemimde yok. Ondan sonra yani çok saçma bir fiyat noktasına gelmiş. Ben A4'ü o zaman 220 bin liraya satmıştım. Şimdi en düşük A4'ler 250-260 bin lira ikinci elde. Yazık günah yani bu fiyatları bu arabalara vermek. MTV'leri uçmuş. 4 bin liraya dayanmış neredeyse MTV'si. Yani yürütmek de şimdi ne olacak? Trafik sigortası, kaskosu da artacak. Bakım maliyetine zaten değinmiyorum. Euro bazlı olduğu için ana fiyatı. O da oradan şişiyor. Nereden tutarsanız elinizde kalıyor. Bir de nasip olursa yaza düğün yapma niyetim var. Nişanlanmıştım zaten askere gitmeden. Bir de bu masrafa girmek istemiyorum açıkçası. Şu an mevcutta elimdeki araçla kalmam benim için daha sağlıklı olacak. Yazık günah yani. Şu anda şurada bir sarılık var, o yüzden bir trafik durumu söz konusu. Burada Apple CarPlay'imiz de var. İstersek haritaları açabiliyoruz. İzin ver diyeyim. İzin ver. Bu haritayı mevcutta gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bir nevi navigasyon oluyor. WhatsApp'tan mesela bir konum geldi. Konumu harita üzerinden açarsanız direkt konum buraya yansıyor. Ben kullanışlılığına bayıldım. Yani bu donanımda premium aracı almak bir hayli pahalı olacaktır. Şöyle müziğimizi dinlemeye de bir yandan devam edelim. Rastgele parçalardan başlayalım. Ses sistemi aracın gayet güzel. Ben bayıldım. Yani benim Insignia'm da vardı. 2012 model. O zaman Opel'in ses sistemini çok eleştirmiştim. Yani dedim gerçekten basları güzel vermiyor. Net bir şekilde ses çıkmıyor. Sesi yükseltiyorsunuz güzel bir ses duymak için. Ses bozuluyor. Bunda öyle bir şey yok. Bakın mesela sesi yükselteyim. Yola çıktım.
güzel hani sesi veriyor. O moda sokuyor insanı. Şöyle hatta sesini de kapatalım. Videomuzu çekmeye devam edelim. Astra ile benzer güçlü olan birkaç tane arkadaşımın aracı var. Onlarla ilgili running videoları çekeceğim. 1.18'i, 1.5 turbo olan var. 136 beygir. Nasip olursa onunla bir rolling yapacağım. Benim bir takipçi var. O da otomobillerle ilgili videolar çekiyor. Eren. Onda da Leon var. 1.6 dizel. Onunla ilgili bir rolling videosu çekme niyetim var. Böyle kafamda Astra ile ilgili farklı farklı videolar var. Bunları size fırsat buldukça, çektikçe kanalıma da yayınlayacağım. Araçla ilgili özellikle sormak istediğiniz bir soru varsa bu şey üzerinden sorabilirsiniz. Videonun altına yorumlar olarak. Seve seve cevap veririm. Tiroid hastası olup askere gitmeye durumu olan birkaç tane takipçim vardı. Gayretini gerçekten takdir ettim. Tam Facebook'tan bulmuş beni. Arkadaşı ekledi ondan sonra Messenger üzerinden bayağı bir yazıştık. Şunu da anlatayım çünkü internette çok fazla kaynak yok. Şimdi tiroidden muaf olabilmeniz için tiroid hastalarının her tiroid hastasını muaf etmiyorlar. Şimdi tiroid hastalığı nasıl bir hastalık? Metabolizmayı yavaşlatan bir hastalık. İlacı kullanmadığınız zaman kilo alırsınız, baş dönmeniz olur, halsizliğiniz olur, her gün uyursunuz. Sürekli neredeyse panda gibi 20 saat uyursunuz. Öyle sıkıntılı bir hastalık. Halbuki ufacık bir bez. Ama aç karnı içtiğiniz bir Ötrox ya da Livatron dediğimiz bir ilaç var. İki ilaç da zaten benzer özelliğe sahip, muadil ilaç. Bunu içmediğiniz zaman tabiri caizse panda gibi kalıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunun bir de fazla içme durumu var. Eğer fazla içerseniz de bu fazlalığı metabolizmayı aşırı hızlandırdığı için panik atağa götürebiliyor. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Benim 150 mg Ötrox dediğimiz bu ilaçtan kullanıyorum. Bu en fazla 200 mg veriliyor. Bir hap şeklinde. 200 mg'da tiroid bezi yok gibi düşünebilirsiniz. Benim yani tiroid bezim %80 çalışmıyor 150 mg kullandığım için. Bu tiroid bezinde TSH dediğimiz bir değer var. TSH değeri 10'un üstüne çıkarsa serbest T4 dediğimiz yine bir değer daha var. Bu da 0.93'ün altına düşüyor. Yani birbirleriyle paralel. Biri yükselince diğeri düşüyor. TSH'ınız 10'un üstüne çıkıp serbest T4'ünüz de 0.93'ün altına inerse askerden muafsınız. Diyelim TSH'ınız 7'lerde, serbest T4'ünüz 0.98, sallıyorum. O zaman askerden muaf olmuyorsunuz. Size askerlik engeli olmadığına dair bir evrak verip askere yolluyorlar. Burada önemli olan TSH'ınız 11, 12, 13, 14 olsun. Serbest T4'ünüz de 0.93'ün altına insin. Direkt askerden muaf sayılıyorsunuz. Bununla ilgili hatta internette de bir yazı yazmayı düşünüyorum. İnsanlar faydalansın güncel durumla ilgili. Askerlikte çok garip yani o kadar insanı zaten bir araya istesen toplayamazsın. Envai çeşitli insanlarla arkadaş oldum. Sivilde yine görüşmek isteyeceğim çok fazla arkadaşım oldu. Çok efendi insanlar. Kısa dönem olduğum için genelde kısa dönem arkadaşlarım zaten vardı. Çoğu öğretmendi, mühendisti. Ondan sonra bir takım hani hepsinin işi gücü yerinde olan insanlardı. Şöyle mesela oraya gittiğimde buna benzer şekilde çok fazla insan vardı hani gitmemesi gerekip de askere giden. Buna çok takılmayın. Gidin orada zaten sizi muaf ediyorlar. Eğer muafiyet durumunuz varsa zaten komutanlar direkt sizi revire sevk edip oradan hastaneye yollattırıyorlar. Çünkü hasta insanla uğraşıp orada bir eğitim sırasında başına bela almak istemiyor komutanlar da. Mümkün mertebe ben komutana gittim güzel bir üslupla hastalığımı dile getirdim. Dedim komutanım benim böyle böyle bir rahatsızlığım var. Revire çıkabilir miyim? Revire çıkarttı. Revirdeki doktor zaten süreci bilen insan. Revire çıkıyorsun. Mesela birisi vardı. Omuz boşluğu vardı. Bayağı bildiğin omuzunda boşluk var çocuğun. Gitti ortopediye. 4 kilo verdi eline. Bir şey yok. 5 kilo ağırlığı bir verdi. Hop omuzu çıktı çocuğun doktorun yanında. Ondan sonra dedi oğlum sen silah nasıl tutacaksın? Nöbet tutamazsın bir şey yapamazsın. Seni askerden muaf ediyoruz. Böyle gariplikler.
O yüzden hani askere gidecek insanlar varsa çok takılmayın. Orada zaten muaf olma durumunuz varsa muaf oluyorsunuz. Kolay kolay hakkınız yenmez. Tabii biraz sizin de gözünüzün açık olması lazım. Hani ağzının içine bakıp olma hastalığın var mı demiyor yani komutan. Sen orada güzel bir şekilde dile getireceksin. Ondan sonra yan etkilerini, işte askerlik yapamama durumunu olduğu böyle güzel bir üslupla anlatacaksın. Onlar zaten sana yardımcı oluyorlar. Biraz Duster hakkında size bilgi vereyim mi? Ya bu aracın katlanır aynadasının olmaması benim sinirimi bozmaya başladı. F1 vites de yok. Direksiyon üzerinden oynayamıyorum. Anca böyle çekiyorum manuele. Bir vites ufaltıyorum. Bu şekilde hani şey yapılıyor. Ama yani dinamik donanımda anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma bir sürü güzel özellik var. Ama katlanır ayna yok. Yani bu gerçekten çok değişik bir donanım kombini olmuş. Bence daha iyi olabilirmiş. Yani tamam geri görüş kamerasını en üst donanıma koy ama şu araca yazık günahtır katlanır aynana koymamak. Bu arada dinamik donanımda mercekli sarı farlar geliyor. Ben Foton'un Xenon kitini aldım. Mercekli far olduğu için insanların gözünü de almıyor karşıdan. Ve çok da güzel oldu. Çünkü A4'ün LED farına alıştıktan sonra bu araçta olmuyor. Şimdi kısalara tabii Xenon taktım mercekli. Uzunlar sırıtıyor. Uzunlara da bu sefer LED taktırdım. Çünkü Xenon farının üstüne selektör atınca sarı far hiçbir işe yaramıyor. Sanki selektör atmıyormuşsun gibi oluyor. LED'i takınca da böyle bayağı hoş bir ambiyansı oldu. Tabi muayeneden geçer mi abi diyeceksiniz hemen. Muayeneden geçmiyor. Çünkü far yıkama sistemi yok. Bir Xenon far gibi olduğu için şu anda. Ne oluyor? Ampullerini çıkarttırıyorsunuz. Normal sarı ampul taktırıp muayeneye gidiyorsunuz. Yani bu şekilde bir çözüm olabilir. A4'ten sonra bu araç hani benim için getir götür aracı gibi bir araç oldu. Hani birçok insanın hayalinde olan araçtır aslında. Hani küçümsememek de lazım. Güzel bir araç. Hani beklentinizi bildikten sonra nasıl bir gelmedir ya. Emniyet şeridine girdi oradan da. Yol yapım çalışması vardı galiba. Geçemedik arkadaş. Böyle de işte kalkan bir araba. Toplumuz falan fena değil. Yurt dışından izliyorsanız ya da İstanbul dışında bir yerden izliyorsanız İstanbul'da trafik sağdan akıyor biraz. Gördüğünüz gibi. Sol şeritte duranlar bekliyor. Sağ şeritten araçlar gayet akıcı şekilde ilerliyor. Aracın tüketiminden şu anki şartlarda memnunum. İlk bakımdan sonra tüketim tamamıyla oturacaktır. Şimdi önümüz kış biraz fazla yakması normal. Ama bakımdan sonra o düşer. Bakımı yaklaştığı için de biraz tüketim anlamında artmış olabilir. Yalnız yandaki araç 530i. Çok tatlı ya. Arkada itiş almış bir de. 4 çeker de değil. Tam benim kalemim araba işte. Rengi de çok güzel. M paket misin sen? Evet. M paket. Tam benim kalemim araba işte. Bu tarz bir araç işte ileriye dönük almak istediğim araçlardan bir tanesi. A5 olur. 530 olur. Bu araçta kalırsa çok yol yapmazsam 530 çok mantıklı bir araba yani. 250 beygir. Gidişi de çok güzel. Çiçek gibi araba. Artık buralardayım arkadaşlar. Test etmemi istediğiniz, vlog çekmemi istediğiniz araçlar varsa her zaman yardımcı olurum. Bir sorunuz, şeyiniz varsa her zaman elimden geldiği kadar cevap veririm. Sıkıntınız varsa. Yakında yeni testlerle ve yeni videolarla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.